Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed. Merhaba değerli dostlar. Gününüz aydınlık olsun. Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Rabbim ibadetlerinizi makbul eylesin ve bugünlerin bereketinden istifade eden kullarından eylesin hepimizi. Bu temennilerle Mesnevi okumalarının bir başka oturumuna başlıyoruz. Birinci defterden 2514. beyitten itibaren dilimizin döndüğünce okumaya çalışacağız. Başlığımız duyu gözlerinin salihi ve devesini hakir ve önemsiz görmesi. Hak bir orduyu helak etmeyi dileyince düşmanları galip de olsa onların gözünü hakir ve az gösterir. Allah olacak işi oldurmak için sizi onların gözüne az gösterdi. Başlığımızın Farsçası da şu şekilde ayet-i kerime ile beraber Hakir ve bi hasm dideni dideha yihis salih ve nagay salih ra Çün khahet ki hak leşkeri ra helak konet der nazar işan hakir numayet hasman ra ve endek. Egerçi galip başet an hasm ve yukallilukum fi a'yunihim liyakdiyallahu emran kâne mef'ûle. Değerli dostlar, Salih aleyhisselam kıssası Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde zikredilmektedir. Semud kavmine elçi olarak gönderilen Salih Aleyhisselam'ın ismi 8 yerde Kur'an-ı Kerim'de, Araf suresinde, Hud suresinde, Şuara, Neml gibi surelerde zikredilmiştir. Salih Aleyhisselam'ı sufiler Allah'ın Fettah isminin mazharı olarak da görürler. Özellikle İbn Arabi buna Fusus-ül Hikem'de değinir. Nâgî salih besûret bot şotor hey boriden deş zicah an kavmi mor. Salih peygamberin devesi sureta deve idi, görünüşte deve idi ve o münkir kavim cehaletinden dolayı onu öldürdü. Salih peygamber zamanında Semud halkının inkarda ısrar etmesi üzerine imtihan vesilesi olarak Allah-u Teala bir kayadan deve çıkardı onları imtihan etmek için ve Salih peygamber de o deveye dokunmamalarını, onun su içmesine engel olmamalarını, nöbetleşe suyu, su kaynağını deveyle nöbetleşe kullanmalarını öğütledi. Ama buna rağmen inkarcılar o deveyi öldürerek ilahi azabın gelmesini sağladılar. Ez berayi ab çün hasmeş şodent nan kur bu ab kur işan odent. Onlar su için deveye düşman olarak onu öldürdüler. Deveye düşmanlık ettiler. O yüzden bunlar nankördüler. Su ve ekmek hakkı bilmiyorlardı. Suyun, ekmeğin kadrini bilmiyorlardı. Evet. Nâgatullah âb hord ez cuyu mîh, âb-ı hak ra daştend ez hak derîh. Allah'ın devesi, Kur'an'ı ifadeyle Nâgatullah, Allah'ın devesi, ırmaktan, buluttan su içti. Yani bütün suyun kaynağı Allah'ın lütfudur. Gökten su indiren odur ayetlerde geçtiği üzere ve bunlarla bahçeleri, ürünleri sulayan odur. Dolayısıyla
Allah'ın göndermiş olduğu suyu Allah'ın göndermiş olduğu mahluktan esirgedikleri için Allah'ın suyunu Allah'tan esirgemiş oldular. Hakk'ın suyunu Hak'tan esirgemiş oldular. Nâgı-i Salih şu cismi Salihan şot kemini der helaki Salihan Salih'in devesi Salih kimselerin cismi gibi kötülük sahiplerinin helakı için bir pusu haline geldi. Taberan ummet zihukmi mergu dert Nagatullahi ve Sugyaha çekert. Şems suresi 13. ayetten alıntı yaparak Mevlana beytini kurmuş. Ölüm ve dert hükmüyle o ümmete Nagatullah ve Sugyaha ibaresi hükmü neler yaptı? Salih Aleyhisselam kavmine bu sözü söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de fekale lehum Rasulullahi nagatallahi ve sugyaha diye buyuruluyor. Yani Allah'ın elçisi yani Salih Peygamber onlara dedi ki işte bu Allah'ın devesidir. Onu sudan alıkoymayın. Onun suyuna engel olmayın, su içmesine engel olmayın. Ve bu öğüt dinlenilmediği için onların başına neler geldi? Şahne-i kahr-ı koda zişan becost, kunbehayi oşturi şehri dorost. Hakk'ın kahrının, Allah'ın kahrının şahnesi, Allah'ın kahrının zabıtası onlardan bir devenin kan bedeli olarak bütün bir şehri aldı. Bütün bir şehri helak ederek o devenin kan bedelini almış oldu. Ruhi uçun salihu ten nâge est, ruhen der veslü ten der fâge est. Bu beyitte de iki türlü okunuş var. Tahirül Mevlevi'de ruh hemçun salihu ten nâke est. Burada ise genel yaygın olan metinlerde, basılı metinlerde ruhi uçun salih çok büyük bir fark olmasa da aslında Tahirül Mevlevi'deki metin biraz daha zengin bir anlam sağlıyor. Ruh salih gibidir. Yani ruh salih demektir. Beden ise deve demektir. Yani sembol olarak salih ruhu temsil ediyor. Deve bedeni, cismi temsil ediyor. Ruhen der vaslüten der fakest. Vuslata erecek olan, vasıl olacak olan, erecek olan Allah'ın zatına, likaullah'a erecek olan ruhtur. Beden ise ihtiyaç ve mahrumiyet içerisindedir. Beden muhtaçtır. Ruhi salih kabili afat nist. Salih ruh zarara, ziyana uğrayıcı değildir. Zahm bernâge bovet. Darbe, yara, eziyet, sıkıntı deveye gelir. Ruha, cisme, gönle değil. Yani Allah'ın salih kullarının ruhunun incinmesi aslında söz konusu değildir. Görünüşte incinmiş olsalar da, onların cisimlerine zarar verseler de onların ruhlarına hiçbir zarar veremezler. Kes ne yabet berdili işan zafer, onların gönlüne kimse zafer sağlayamaz, üstünlük sağlayamaz. Bersedef Ahmet zarar neyber goher, zarar ancak midye kabuğuna gelir, inciye değil. Sedefe zarar gelir, inciye zarar gelmez. Ruhi salih kabili azar nis. Dolayısıyla salih ruh incitilmeye müsait değildir, incitilebilir değildir. Nur-i yazdan
Sulbeyi koffar nist. Hakkın nuru kafirlere mağlup olacak veya kafirlerin söylediklerine, onların fiillerine aldanacak değildir. Dolayısıyla Hakkın nuru salih ruh olmuş oluyor. Saf suresi 8. ayette geçen ifade gibi onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah nurunu tamamlayacaktır kafirler istemeseler de, kafirlerin hoşuna gitmese de. Saf suresi 8. ayette bu şekilde, bu beyitle bu ayeti buluşturmamız mümkün. İsmi haki rabedu peyvest can ta beyazarendu binent imtihan. Allah Teala topraktan yaratılmış olan cismi ruh ile buluşturdu ki onlar ona eziyet etsinler. Kafirler cisme zarar versinler ve böylece sınansınlar, imtihana maruz kalsınlar. Yani cisimlerin ruhlarla buluşturulması genel anlamda ruhlarla cisimlerin bir araya gelip insanın yaratılması bir imtihandır. İmtihan için yaratılmışlardır. İyi haber kazari in azari ust. Abi in hom muttasil ba abi cust. Kafirler salih kulların cisimlerine zarar vermeye kalksalar bile aslında salihlere gelecek olan zarar, hakka, salihlere yapılan eziyet hakka yönelik bir davranış, olumsuz bir davranıştır. Bunun farkında değildir o gafil kimseler, kafirler. Halbuki bu küpteki su o ırmağa itişiktir. Yani küp ile ırmak birbiriyle bağlantılıdır. Yani salih ruh Allah'ın zatıyla buluşur. Burada da bir hadisi şerif şarihlerin dikkatini çekmiş bir rivayet, kutsi hadis. İnna Allah Teala kâle men âdâ li veliyyen fakat âdentuhu bil harp. Allah Teala kim benim veli kullarıma düşmanlık beslerse ben ona harp ilan ederim buyuruyor. Zan taalluk kert ba cismi ilah ta ki gerdet cümle alem ra penah. Allah-u Teala cisim de ruhu bir araya getirdi. Veli kulların, salih kulların, mümin kulların cisimleriyle ruhlarını bir araya getirdi. Bunun sebebi alemin, bütün alemin onlara sığınması için. Yani aleme sığınak olmaları için, alemin salahı için Allah-u Teala bu salih kulları yarattı. Nâkî cismi velîrâ bende baş, taşevî bâ ruhi salih, hace taş. Velilerin, yani salihlerin cisim develerine kul köle ol ki böylece salih ruh ile arkadaş olasın. Yani salih ruh ile bir arada olabilmek için salihleri, velileri gözetmek gerekir. Onlara saygıda kusur etmemek, onların öğütlerine kulak asmak gerekir. Goft salih çünkü kerdi in hasat. Salih dedi ki, kıssamıza tekrar dönüyoruz. Salih dedi ki, madem bu hasedi yaptınız, yani bu hasetkar davranışta bulunarak Allah'ın imtihan için gönderdiği deveyi katlettiniz. Ba'di seruz eshoda nikmet reset.
3 gün sonra Allah Teala'dan azap gelir size. Ba'di seruzi diger ez can sitan afeti ayet ki daret senişan. 3 gün sonra can alıcı olan Hak Teala'dan, nasıl insanlara can verdiyse onu geri alacak olan Allah'tan size bir afet gelir ki bu afetin 3 alameti vardır. Rengi ruhi cümletan gerdet diger. Hepinizin yüzünün rengi değişir. Renk rengi muhtelif ender nazar. Çeşitli renkler görünür gözlere. Yani sizin yüzünüze bakanlar sizde farklı renkler görecekler. Bu 3 alamet olarak. Ruzi evvel ruhi tan çun zaferan. Birinci gün yüzünüz safran gibi olacak, sararacak. Derdovum ruh sorh hemçun ergavan. İkinci gün ise erguvan gibi kızaracak. Alametlerden ikisi böyle 2 gün. Dersovum gerdet heme ruha siyah. Üçüncüsünde ise yüzler büsbütün kararacak. Bütün yüzler kararacak. Ba'dezan ender reset kahre ilah. Yüzlerin kararması da Kur'ani bir ifade. Bir takım yüzler ağaracak. Kıyamet gününde, hesap gününde bir takım yüzler de kararacak. Burada da bu helak içerisinde olan kavmin de yüzü 3. gün kararacak diyor Salih Aleyhisselam. Ve ondan sonra da Allah'ın kahrı gelip çatacak. Yer nişan hahid ezmen zinvaid, bu tehditle ilgili olarak bir alamet istiyorsanız Kurre-i Nâga ve Su-i Koh devid, devenin yavrusu dağa doğru koştu, ona bakın. Yani bir başka alamet olarak bu 3 alametten sonra, yani bu 3 alameti doğrulayacak olan alamet ise neymiş? Deve yavrusunun dağa doğru kaçması imiş. Ger tevanideş giriften çare hest. Eğer o deve yavrusunu yakalayabilirseniz çare var. Verne hot morgu umid ezdam cest. Yoksa ümit kuşu tuzaktan kaçmış demektir. Yani ümidinizi kesin. Eğer o deve yavrusunu yakalayamayacaksanız. Ki yakalayamayacaklar. Kes ne tanis enderan kurre resit. O deve yavrusuna kimse ulaşamadı, onu bulamadı veya gördüler ama ona yetişemediler. Reft der kuhsar haşot napedit, dağlık arazide kaybolup gitti, görünmez hale geldi. Yine Salih peygamberin dilinden devam ediyor. Bir sonraki beyitte Goft didit an gaza mubrem şodest. Didit an gaza mubrem şodest. Sureti umid ra yerden zedest. Gördünüz işte o hükmü ilahi kaza kesinlik kazandı. Ve ümidin boynunu vurdu. Yani artık ümit sizin için idam edilmiş oldu. Yok. Ümidiniz kalmayacak artık. Kurre-i Nâga çebaşet hatireş ki beca arizi ihsanu bereş. Deve yavrusu ne demektir? Deve yavrusu ne demektir? Salih'in gönlü demektir. Salih kulların gönlü demektir. Peygamberlerin gönlü demektir. Burada Hazreti Salih'in hatırı, gönlü, hatir. Hatır gönül diyoruz Türkçe'de de. O hatırı gözetmeniz gerekir. O hatıra karşı ihsan, iyilik ve teslimiyet içerisinde olmanız lazım. Ona karşı saygı göstermeniz lazım. O hatırı gözetmeniz ve onun
rızasını temin etmeniz lazım. Gerbeca ayet dileş resti dezan. Eğer salihin gönlü yerine gelse ondan o azaptan kurtulmuş olursunuz. Yani salihin öğütlerini dinlemiş olsanız ona karşı inkarla, inatla hareket etmemiş olsanız bu azaba uğramayacaksınız. Vernen umidi do saet ha gezan. Yoksa ümitsiz hale geleceksiniz ve pişmanlıkla elinizi dişleyeceksiniz. Yani hayıflanacaksınız. Keşke diyeceksiniz. Çun şeniden inveidi munkedir. Bu iç karartıcı, bu olumsuz, kötü vaadi, bu tehdidi işittikleri zaman çeşm ben haden duanra muntezir gözlerini dikip o felaketin, o azabın gelmesini beklemeye başladılar. Ruz evvel ruhi hot dident zerd, mizedent ez naumidi ahi sert. Birinci gün yüzlerinin sarardığını gördüler. Hazreti Salih'in belirttiği üzere yüzlerinin sarardığını gördüler ve ümitsizlik içerisinde soğuk ahlar çekmeye başladılar. Pişmanlıklarını dile getirmeye başladılar. Sorh şot ruhi heme ruzi dovom. İkinci gün hepsinin yüzü kızarmaya başladı. Nöbet umidi tövbe geçt. Geçt gom. Ümit ve tövbe vakti yitip gitti. Artık ümit durumu kalmadı, tövbe etmeye imkan kalmadı. Şot siyeh ruzi sevom ruhi heme, üçüncü gün hepsinin yüzü karardı. Hukmi salih raz şot bi melheme, salihin söylediği hüküm tartışmasız, şeksiz, şüphesiz bir şekilde gerçekleşmiş oldu, doğru çıktı. Çun heme der naumidi red şodent, onlar ümitsizlik içerisinde kalınca, ümitsizlik içinde ters yüz olunca, geri çevrilince, hem çimorgan derdu zanu amedent, kuşlar gibi diz çöktüler, iki dizlerinin üzerinde kala kaldılar. Der nobi avert Cibril-i Emin, Cebrail aleyhisselam, Cebrail-i Emin aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de bu mesajı getirmişti. Şerh inzanu zeden ra Casim'in, bu diz çöküp kala kalma meselesini şerh eden Casim'in ibaresini getirerek Cebrail aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de bu ayeti Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselama getirerek Salih'in uyardığı Semud kavminin başına gelenleri bize haber vermişti. Araf suresi 78. ayete işaret bu. Casimin kelimesi orada geçiyor. Fe ahazethumur reçfetu fe asbahu fi darihim casimin. O semavi ses, o sayhaten vahideten diye ifade edilen Yasin suresindeki tek bir ses, semadan gelen ses onları kuşattı ve onlar kendi diyarlarında dizlerinin üstüne çökmüş vaziyette kala kaldılar. Zanu andem zen ki talimet konent ves çonin zanu zeden bimet konent. Halbuki sen, sana bir şey öğretilirken diz çök. Ey insan, ey Müslüman, sana bir şey öğretilirken diz çök. Eğitim için, öğretim için diz çökülür. Bilgi, ilim tahsil için diz çökülür hocanın huzurunda. Ve böyle bir eğitimde işte
insanların imtihana uğrayışları ve ilahi azabı hak edişleri hakkında senin uyarıldığın zaman, o zaman diz çök. Yani gene geçmiş insanların başlarına gelenlerden ibret almak için oturup dinle. Diz çökme böyle olmalı. Yoksa eğer ilim tahsil edilmezse, öğüt alınmazsa diz çöküp salih insanlardan, veli insanlardan öğüt alınmazsa, onların huzurunda diz çökerek sonunda Semud kavmi gibi diz çökmek zorunda kalırız demiş oluyor. Muntazir geçten Zahm-ı Kahra, o Semud kavmi kahrın darbesini beklemeye başladı. Kahr Ahmet, Niz Kert İn Şehra ve sonuçta Allah'ın kahrı gelip bu şehri, bu toplumu yok etti. Salih ez halvet ve su-i şehref, Salih halvetten çıkarak yani şehir dışındaki makamından gelerek şehre baktı. Şehr diden der miyani dudu teft. Şehri dumanlar, ateşler içerisinde gördü. Hararet içerisinde gördü. Yanıyor gördü. Nale ez eczai işan mişeni, insanların organlarından sesler, inleyişler geldiğini duyuyordu. Ağıtlar ortadaydı, belirgindi. Fakat ağıt yakanlar, ağlayanlar görünmüyordu. Yani gönül gözüyle bu manzarayı temaşa ediyordu Salih Aleyhisselam. Ve o iniltileri gene gönül kulağıyla işitiyordu. Zistuhan haşan şenidu naleha, o Salih peygamber Semud kavminin kemiklerinden iniltiler duyuyordu. Eşkihunez canişan çun caleha ve ruhlarından, canlarından kanlı gözyaşlarının çiğ taneleri gibi döküldüğünü görüyordu. Salihan beşnidu girye saz kert, nohe ber nohe geran ağaz kert. Salih aleyhisselam bu manzara karşısında, bu duydukları karşısında ağlamaya başladı ve ağıt yakanlara ağıt yakmaya başladı. Goft ey kavmi be batil ziyiste ve şuma men pişi hak ve griyiste. Ey batıl üzere yaşayan toplum, ben sizin yüzünüzden, sizden dolayı Allah'ın huzurunda ağladım. Yani daha önceden bana eziyetler ettiniz ve ben de Allah'ın huzurunda ağlayıp ona yakardım. Hak begofte sabrkon ber covrişan. Allahu Teala Hak da dedi ki bana, Salih Aleyhisselam'ın anlatımı bu. Sabret onların cefalarına, eziyetlerine. Hendişan de, onlara öğüt ver. Desnemant ez devrişan, onların devri pek kalmadı. Yani onların mühletleri fazla kalmadı. O yüzden onlara nasihat etmeye devam et. Men be gofte pend şot bendez cefa, şiiri pendez mihri mihr cuşet ve sefa. Ben de dedim ki onların cefalarından dolayı öğüt yolları tıkandı. Öğüt edecek hal kalmadı. Öğüt sütü sevgiden ve safadan, iç huzurundan, güzellikten ortaya çıkar. Halbuki onlar cefakar, zalim bir toplum olarak buna imkan bırakmadılar dedim. Eski kerden de cefa bercaimen, bana o kadar cefa ettiler, zulmettiler ki şiiri pend efsurt der rekhaimen, öğüt sütü damarlarımda dondu. Artık öğüt verecek hal kalmadı. Hak mera gofte tora lutfi dehem, derseri an zahim ha merhem nihem. Hak ise bana dedi ki ben sana lütufta bulunur, o yaralarına merhem sürerim. Saf kerde hak dilem ra çum sema,
Ruf'te ez hatirem coğruşuma. Ve Hak Teala sizin eziyetlerinizi, zulümlerinizi gönlümden, hatırımdan süpürerek gönlümü adeta bir gökyüzü gibi berrak ve saf, temiz hale getirdi. Der nasihat men şode bari diger, gofte emsalü suhan haçun şeker ve bunun üzerine gönlüm tekrar arındıktan sonra size yeniden nasihat etmeye başladım. Size şeker gibi güzel sözler, meseller söylemeye başladım. Şiiri taze ez şeker engihte, şiiru şehdi basuhan amihte, taze süt ile şeker bir araya karıştı. Yani sözlerim öyle tatlı sözlerdi ve balla süt ile karışık sözlerdi. Yani size güzel, tatlı gelecek öğütler vermeye başladım. Der şomaçum zehr geçti ansuhun. Yine de bu tatlı sözler, ballı sözler size zehir gibi geldi. Zanki zehristan bodit ez bihubun. Çünkü siz kökten, temelden zehir kaynağıydınız. Sizin her şeyiniz, tabiatınız zehirdi adeta. O yüzden benim öğütlerim size güzel bir etki yapmadı. Çun şevem gamgin ki gam şot sernigun, gam şoma budi dey kavmi herun. Yani sizin halinize ne diye üzüleyim? Çünkü gam alaşağı edilmiş oldu. Çünkü sizdiniz gam, sizdiniz keder, tasa, ey inatçı, ey serkeş kavim, ey huysuz toplum. Hiç kes ber mergi gam nohe konet, ölüm, hiç insan keder öldü diye ağıt yakar mı? Rişi ser çun şot, kesi mu berkenet, baştaki yara iyileşti diye insan saçını başını yolar mı? Salih aleyhisselam bu şekilde kendi durumu ile ilgili olarak da bir itiraz etmiş oluyor kendine. Niçin ağlıyorsun? Rûbe hot kerdübe goft ey nohe ger nohe etra mine yerzent annefer. Burada daha da açık bir şekilde kendi kendine dedi ki, kendine dönüp dedi ki, ey ağıt yakan, yani Salih peygamber kendine söylüyor onlara üzülüp ağladığı için. Ey ağıt yakan, bu toplum senin ağıdına değmez. Senin ağıdına layık değil. Ras han kejhani marame bin. Ey doğru okuyan, bizim eğri okuyuşumuzu görme. Keyfe ase kul li kavmin zalimin. Araf suresi 93. ayetten bir iktibas gene fekeyfe ase ala kavmin kafirin ifadesi. Şuayb Aleyhisselam'ın sözü, kafir topluma nasıl üzüleyim? Şuayb Aleyhisselam'ın sözü. Dolayısıyla burada bütün peygamberlerin bir olduğunu da bize hatırlatmış oluyor Mevlana. Salih Aleyhisselam'ın durumunu anlatırken Şuayb Aleyhisselam'dan bir sözü naklederek Kur'an-ı Kerim'den. Baz ender çeşmu dil u girye ta girye yaft rahmeti bi illeti dervey betaft. Buna rağmen Salih Aleyhisselam gene de üzülmeye devam etti. Gönlünde gözünde ağlayışlar tekrar ortaya çıktı. Sebepsiz sebebini bir türlü çözemeyeceğimiz bir merhamet ortaya çıktı. Katre mi baridu heyran geçte bu, katre i bi illet ez deryayı cud. Gözlerinden yaşlar damlıyordu, dökülüyordu ve kendisi buna hayret ediyordu. Sebepsiz bir gözyaşı damlası cömertlik denizinden geliyordu.
Aklı u mi goft kin geriye ziçiz. Aklı ise diyordu ki bu ağlayışın sebebi nedir? Erçonan efsusiyan böyle zalimlere ağlamak da nedir? Böyle zalimlere ağlamak uygun düşer mi? Berçe mi geriyi neye ağlıyorsun? Begu söyle onların yaptıklarına mı berfi ilişan? Ber sipahi kineyi bedna alişan, kötülük üzere hareket eden düşmanlık ordusuna mı ağlıyorsun? Yani bunlar adeta düşmanlığın timsali olan bir ordu gibi kötülük üzerine kötülük yapıyorlardı. Onlara niçin ağlıyorsun? Berdili tariki pur zengarişan, onların paslanmış karanlık kalplerine mi ağlıyorsun? Erzebani zehr hemçun marişan, yılan gibi zehirli dillerine mi ağlıyorsun? Onlar sözleriyle seni hep incitmişlerdi halbuki. Berdemu dendani seksaraneşan, adeta köpek gibi soluyuşlarına, diş göstermelerine mi ağlıyorsun? Berdehanu çeşmi kecdum haneşan, adeta akrep yuvası gibi olan ağızlarına, gözlerine mi ağlıyorsun? Onlar topyekün kötülük kaynağı bir toplumdu. Onlara niçin ağlıyorsun? Bersitizu teshoru efsus işan, onların inatçılıklarına, alay edişlerine, zulümlerine mi ağlıyorsun? Şükr kon çun kert hak mahpus şan, şükret ki Allah onları mahpus etti, hapsetti, onlardan seni kurtardı. Destişan kej, payişan kej, çeşm kej, mihrişan kej, sulhişan kej, kışm kej. Onların elleri yanlış, ayakları yanlış, gözleri yanlış, sevgileri yanlış, barışları yanlış, öfkeleri yanlış. Eğri kelimesi kej, yani yanlış anlamında çevirebiliriz. Yani elleri yanlış işler yapıyor, ayakları yanlış yola yürüyor, gözleri yanlış şeyleri görüyor. Yanlış yere sevgi, yanlış şeylere sevgi besliyorlar. Yanlış şeylerle barışık yaşıyorlar. Yanlış şeylere öfke duyuyorlar. Dolayısıyla onlar üzülmeye değmeyecek bir toplum. Ezbe-i taklit ve zirayat-ı nakl hanihade ber cemali piri akl. Onlar taklit üzere yaşayarak, nakillerin peşinden giderek, yani atalarından gördükleri şeyleri taklit ederek, atalarının sözlerine uyarak, atalarının sözlerini birer sancak gibi, bayrak gibi takip ederek, akıl pirinin yüzüne ayak bastılar, yani akıl mürşidini çiğnediler. Akıl mürşidini ayaklar altına aldılar, aklı önemsemediler, akıldan yüz çevirdiler, akıllarını kullanmayıp sadece nakille hareket ettiler ve yanlış nakillerle. Yani vahye dayanmayan, gelenekten gelen ve ezberle, taklitle sürdürülen atalarının yanlış dini üzere yaşadılar. Pir herney cümlegeşte pir her. Ezriyayı çeşm guşi hemdiger. Pir arayan, yani mürşit arayan değildiler. Onlar ihtiyar eşek gibiydiler hepsi. Birbirlerinin gözlerine, kulaklarına riya olsun diye. Yani birbirlerine karşı riyakarca bir davranış içerisinde birbirlerini kandırmak için onların kulaklarına, gözlerine hoş gelecek şeyler ortaya koymak veya gösterişte yarışmak amacıyla aklı bir kenara bıraktılar, mürşitten uzaklaştılar, yani akıldan uzaklaştılar,
salih insanların öğütlerinden uzaklaştılar ve adeta bir şey anlamayan hayvanlar gibi oldular. Kel-en'am, Kur'an-ı Kerim'de kel-en'am, mallar gibi, hayvanlar gibi, belhum adel, daha hatta aşağı durumda idiler. Burada Tahirül Mevlevi'nin metninde farklı bir yazım var. Piri hor, yani hür ihtiyar diye bir şey var. Anlamı da ona göre vermiş. Hür ihtiyar değil de eşek ihtiyar, ihtiyar eşek oldular diye. Yakın bir anlam ama biraz manadan uzaklaşmış gibi olmuş. Son beytimiz bugünlük: Ez behişt avert yezdan bendegan, ta numayet şan sakar perverdegan. Allah Teala cennetten enbiya ve evliya, salih kullar gibi kullar getirdi. Yani peygamberleri gönderdi. Salih insanları gönderdi dünyaya. Bu aşağı dünyaya, yüce cennetten. Niçin? Cehennem tabiatlıları, cehennem yakıtlarını, cehennem tabiatlı kimseleri onlara göstermek için. Yani hak ile batılı ayırt edebilmek için bir imtihan vesilesi olmak üzere. Burada cehennem besleyenler gibi bir tabir var. Cehennemin besledikleri anlamına da gelebiliyor. Yani cehennemin yakıtı olacak olanlar diye de çevrilebilir veya cehennem tabiatlılar diye de çevrilebilir. Evet, bugünlük bu kadarla yetinelim. Bir başka başlıkla konu devam edecek. Rahman suresindeki ayeti kerimenin tefsiri ile devam edecek. Meracel bahreyni yeltekiyani beynehuma berzahulla yebkiyan ayetinin tefsiri ile konu devam ediyor. Biz burada bırakalım. Bu vesileyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Rabbim ibadetlerinizi, taatlerinizi dergahında kabul eylesin. Ramazanınızı bayram ile taçlandırsın ve esenliğe hepimizi çıkarsın. Allah'a emanet olun.